Musk tarihin gördüğü en vizyoner insanlardan biri kuşkusuz. Tam bir eylem adamı denebilir onun için. Bir hayal kuruyor, aynı hayale inanan yetenekli insanları çevresinde topluyor ve onlara doğru şekilde yöneterek uçuk bir fikri gerçeğe dönüştürmeyi başarıyor. Otonom elektrikli arabalar, uzaya gidip geri dönebilen çok kullanımlı roketler, saatte 1000 km hızla yol alabileceğiniz ulaşım sistemi bir zamanlar sadece Elon Musk'ın zihnindeki birer hayaldi. Bugünse gerçek. Bundan 3 yıl önce Elon Musk yeni bir hayal daha kurdu. Sıradan bir insanı süper zihinli bir canlıya dönüştürebilecek beyin çipleri tasarlamak. Bu hayali için 100 milyon dolar kaynak ayırarak Neuralink isminde bir girişimi satın aldı ve seçkin bilim insanlarını bu proje üzerinde görevlendirdi. Neuralink faaliyetleri kuruluşunun ilan edildiği günden bugüne gizlilik içinde devam etti. Keşfedilen yöntem ya da geliştirilen ürünler ne akademik camia ile ne de kamuoyu ile paylaşıldı. Medyatik bir figür olan Elon Musk'ı herkes Tesla ve SpaceX ile anarken Neuralink adında bir girişimi olduğu pek çok insan tarafından bilinmiyordu. Neuralink 3 yıllık uzun sessizliğini geçtiğimiz hafta bozdu ve 16 Temmuz 2019 tarihinde yeni ürünüyle alakalı bir lansman toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Bu teknolojiyi yakından takip eden herkes için oldukça heyecan verici bir olaydı tabii ki. Neuralink, beyinle bilgisayar arasında doğrudan iletişim kurmaya yarayan BMI yani Brain Machine Interface, beyin makine arayüzü teknolojileri üzerinde çalışıyor. Bu teknolojilerin nihai amacı beyinden makineye ya da beyinden beyine doğrudan veri transferi sağlamak. Beyin makine arayüzleri sayesinde beyin içerisine yerleştirilecek mini bir bilgisayarla insan zihninin depolama kapasitesinin artırılması, hatta insan zihni direkt internete bağlanması hedefleniyor. Neuralink'in dün lansmanını yaptığı yeni ürünü, şirketin yukarıda anlattığımız hedefleri doğrultusunda beyin çiplerinin başlangıç seviyesinde bir prototipi sayılabilir. Ufak bir cerrahi operasyonla kulak arkasına yerleştirilen mini bilgisayar, zihinden geçen komutları algılayarak felçli hastaların dijital cihazları yönlendirmesine imkan tanıyor. Peki nasıl çalışıyor? Zihnimizdeki her bir düşünce bir elektriksel uyarı meydana getirir. Şu anda bu video ile ilgili yazıyı yazarken klavyedeki her bir tuşa basabilmemiz için beynimizde önce o tuşa basma düşüncesinin belirmesi, ardından komutun oluşması, sonra vücudumuzu saran sinirler yoluyla bu komutun beynimizden el ve parmaklarımıza iletilmesi gerekir. Ve bu eylem silsilesi klavyedeki tuşa dokunmamızla milisaniyeler içerisinde tamamlanmış olur. Zihinlerimizde bir komutun belirmesinden uzuvlarımızın o komutu uygulamaya varan süreci elektriksel uyarılar yönetir. Bu doğal elektriksel uyarılar beynin vücuda gönderdiği şifreli mesajlar gibidir. Eğer bu mesajları yakalayıp şifresini çözecek bir sisteme sahipseniz bir zihindeki düşünceyi anlık olarak okuyabilir, hatta onu başka bir makineye doğrudan iletebilirsiniz. Neuralink'in geliştirdiği teknoloji de tam olarak bunu yapıyor. Minik bir cerrahi işlemle beynin birkaç santimetre derinliğine gömülen elektrotlar bir mini bilgisayara bağlı. Bu mini bilgisayar da hastanın hemen kulağının arkasında yer alıyor. Elektrotlar beyinden gelen mesajları alıp hastanın kulağının arkasındaki mini bilgisayara iletiyor. Bu mini bilgisayar da kablosuz ağ aracılığıyla başka makinelerle iletişim kurarak hastanın dijital cihazları yönlendirmesine imkan tanıyor. Bu teknolojiyle birlikte felçli olduğu için ellerini kullanamayan bir hasta dahi zihninden verdiği komutlarla tıpkı bizim şu an yapabildiğimiz gibi bu yazıyı yazabilmesi mümkün. Halihazırda beyin içine gömülen 4 ila 6 um boyutundaki elektrotlar yüksek hızda ve çok miktarda veri taşıyabiliyor. Hastaya bu elektrotların takılması için ayrı bir cerrahi robot üreten Neuralink araştırmacıları önümüzdeki yıllarda kablosuz ağlar aracılığıyla beyindeki mesajları alıp mini bilgisayara aktarmayı hedefliyor. Bu mini bilgisayar aynı zamanda bir akıllı telefon aplikasyonu aracılığıyla yönlendirilebilecek, tamamen kablosuz olarak iletişim kurabilecek bu teknolojiye ait bazı görüntüler paylaşan Neuralink, N1 adındaki sensörlerin FDA başvurusu yapmaya hazırlandığını açıkladı. Peki ne zaman piyasaya sürülecek? Hayvan deneylerini başarıyla tamamlayan Neuralink teknolojisi insanlar üzerinde test edilmek için gerekli onayı aldı. Teknolojinin insan denekler üzerinde başarılı sonuçlar vermesi halinde birkaç yıl içinde hasta denekler
üzerinde de kullanılmaya başlanması bekleniyor. Gelecek hedefleri neler? Lansmanın ilk dakikalarında sahneye çıkan Elon Musk, yetenekli zihinleri Neuralink'te çalışmaya davet ederek yaptıkları tanıtımın temel amacının bir nevi yetenek avcılığı olduğunu söyledi. Sonrasında sahneyi Neuralink'ten yönetici ve bilim insanlarına bırakan Musk, etkinliğin sonunda soru-cevap bölümü için yeniden sahneye geldiğinde Neuralink'in gelecek planlarından bahsetti. Şu an için felçli hastalara yönelik ürün sunan Neuralink, gelecek yıllarda Alzheimer, Parkinson gibi hastalıklara çözüm sunan beyin çipleri geliştirmeyi planlıyor. Musk'ın esas hedefi, yapay zeka ile entegre çalışacak bir beyin çipi tasarlamak. Bu beyin çipleriyle birlikte yapay zekadan destek alan artırılmış zihin fonksiyonlarına sahip bir insan sınıfı oluşabilir. Musk'ın nihai hedeflerine bakıldığında neden dünyanın en yetenekli insanlarını şirketine toplamak istediği anlaşılabilir. Biyolojik yapılarla entegre çalışacak donanımlar tasarlamak, araba ya da roket tasarlamaktan farklı tipte zorluklar içeriyor muhakkak. Fakat beyin, bilgisayar arayüzleri sayesinde felçli insanların yeniden yazması, konuşması, hatta mekanik uzuvlara komutlar göndererek yeniden hareket etmesi mümkün olabilir. Alzheimer ve Parkinson hastalıkları tarihe karışabilir. Hatta yapay zeka destekli çiplerle insanüstü yeni bir canlı türü oluşabilir. Beyin makine arayüzleri, teknoloji dünyasında büyük heyecan yaratan bir çalışma alanı ve Neuralink haricinde bu konu üzerinde çalışmalar yürüten birden çok akademik kurum ve girişim var. Bakalım bu konuyla ilgili ilerleyen zamanlarda bizleri nasıl gelişmeler bekliyor?